Yani devam ediyoruz. 6. Bölüm 6. Yani biz yolumuzu bulamayacağız ya belli. Öyle mantık çerçevesinde arayacaksın da bulacaksın da gibi bir şey de değil de galiba da. Herhalde de. Kız da ağlayıp duruyor ya. Aha. Aha bir şey buldum. Dur be oğlum ya. Hiç sırası değil. Bekle. Kaydediliyor. İnsanoğlunun zihni ilginç bir oyuncak. Acıdan ve delilikten dolayı kendini tüketirken özgür kalmasını sağlayacak durumlara karşı da savunmaya geçebiliyor. Onu anlayabilmek için çelişkileri de çözmek gerekiyor. Basit bir gerçeği reddediyoruz. Gerçek canavarların insanlar olduğunu ve birbirimize böyle davranmalıyız. Yıllar boyunca bunun aksine inanmak için kendimi kandırdım. Ama sonunda anladım ki gerçek doğan buymuş. Karanlıkta asla yalnız olmadığımızı unutmayın. Her zaman düşmemizi bekleyen birileri vardır. Sus oğlum ya. Ben okuyorum. Nerede buldum? Ne buldum? Ne buldum? Nerede buldum? Hiç bilmiyorum oğlum. Neredeyiz ya? Aa bu ne lan? Aa buradayız. Aa orası burası mıymış lan? Vallahi orası burasıymış ya. Burası da burası. Ha bu 43 lan pardon. Onu ne ara bulduk lan? Tamam o zaman 54'e 61'e gidiyorum. Nasıl gidiyorum biliyor musunuz? Hakikaten biliyor musunuz? Ben bilmiyorum çünkü. Şimdi kuzey oradaysa ben şeye gideceğim. Şoyana. Ben öleyim. Ama buradan doğarım. Pek de mantıklı bir hareket olmaz. Oğlum benim reflekslerim o kadar güçlü ki o düşme sahnesinde ben hemen geri çekiliyorum, düşmüyorum işte. Böylece oyun ilerlemiyor. Kedi gibi reflekslerim var. Kelebek gibi uçarım, ayı gibi sokarım. Ya. At gibi de tepinirim. Bebek gibi de ağlarım. Ne ağladık be oğlum bulamadık da ya. Yani 5. bölüm burayı ararken başka yerleri bulduğumuz ölüp ölüp dirildiğimiz bir bölümdü. Şu an kaybolmayı göze alıyorum ki kaybolayım ki bir şeyler bulayım derdim o. Şuradan ağrı gideceğim artık. Ah gideceğim. Nereye gidiyorsun? Gidemiyorum ki. Lan kaybolamıyorum bile ağız tadıyla ya. Buraya giriş var, çıkış yok abi. Geçen buradan girdim. Kadınla beraber ağlayaraktan. Biraz daha böyle aydınlık olaymış. Bak şöyle değil de biraz daha. Bak yine karanlık ama yani. Benim için sorun yok. Ben böyle de oynuyorum. Ben çok böyle karanlık oyun oynadım. Siz göremiyorsunuz. Üzülüyorum. Hani taşların o güzelliğini görmekten mahrum kalıyorsunuz ya. O beni üzüyor. Oğlum ben nasıl yaptım da ne yaptım da. Dur. Dur bulacağım. Dur. 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 Oğlum ben 14'ü bulmuşum. Boru mu lan? Bu saatten sonrası benim için yokuş aşağı. Şu anda yokuş yukarı ama olsun. Mecazi olarak. Ayarlayacağız. Oğlum önceden mağaraya giremiyordum. Şimdi de mağaradan çıkamıyorum. Ne biçim bir biçim? Aa orada bak. Tutayım şey. Neyse. Çok da kaşınmamakta fayda görüyorum. Şimdi. Bakalım neyimizi bulacağız da neyimiz ne olacak? Ya 54'e 61. Oh, buralarda bir yerlerde şimdi bir şey bulacağız. Peki daha bu çizgi bunun değil, değil mi lan? 45'lerde bir şey bulacağız o zaman. Şuralarda bir şey bulacağız. O zaman
Şöyle gideceğiz aşağı doğru. Güzel. Bundan sonrası artık hep yokuş aşağıya. Ulan ben yokuş aşağı dedikçe bu nasıl yokuş yukarı çıkıyor ya? Hadi al nefesini. Tut şimdi. Aynen buradan doğru gideceğiz. Aynen. Yani güneybatı yönüne gidiyorum şu anda. Tam bir güneybatı rotasındayım şu an. Ha. Güneybattı. Evet. Orada bir şey var. Lan bu bizim kamp alanı mı lan yine? Ben çok güzel kamp alanı bulurum biliyor musunuz? Öyle böyle değil yani. Ya siz beni ne zannediyorsunuz oğlum? Ben kamp alanı bulma konusunda. Hey be. Hey, siz kim ki? Bak. Evet. Üst tarafı bulduk. Şimdi. -84. Oha ne? 45. Ha? Hasiskir. Harbi mi lan? Lan çadır nerede? Ha. O da orada. O yanık ormanın içinde şey mi var? Not mu vardı? Aa, vallaha. Şey yapmadı beni ya. Bakın gördünüz mü? Bak nasıl doğru yolu buluyorum aslında. Ama oyun şaşırtıyor abi. Çok ilginç bir haritalandırma sistemi var oyunun. Ben o her bir paralel 4 kilometre diye hesaplıyorum. Ya enlem boylamlar var ya. Biliyoruz oğlum. Biliyoruz da şey yapıyoruz, atıyoruz, şey konuşuyoruz. Atmak yok. Zaten biraz daha gezersem size buranın tarihi ve turistik yerlerini yani. Önce şuraya bir gideyim ben. Şu ormana. Orman burada değil miydi lan? Daha mı aşağıdaydı? Zaman o yana da bu yana da salla. Evi çevir kıvır çevir salla. Sala 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 titret. Ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonunda. O şarkının da sadece orasını biliyor. Kim söylüyor? Nedir hiç bilmiyorum. Ha yok lan evi çevir kıvır. Yo orayı zaten söyledik. Bir aralar Ankaralı Turgut vardı. Oğlum ormanı kaybettim bu sefer de. Nasıl oldu bu ya? Hay Allah bu nasıl bir ne biçim bir biçim de biçimler. Bunların biçimi nedir ki? Bir saniye. Aha orman burada. E ormana niye gidemedim ben? Ya. Nasıl ya? Hay Allah belanı. Has.
Us. 3 tas hazır şaf. Tamam mı oğlum? Bir şey oluyor. Bulacağım ya, bir dakika. Bir dakika, bende o iş ya. Bende, bak nasıl buluyorum. Saniyesinde şak diye hop buradayım. Ya. Öyle böyle değil. Burada bir yerlerde bir notumuz var o zaman. İnşallah ölmem. Ölürsem çok uzaktan doğuyor. Şurada bir kayalık var. Kayalıklarda notlar olur. Notlar kayalıklardadır. Evet. Günlük şişliğimizde şiştiğimize göre Allah Allah. Değil miymiş ya? Aha! Ya notlar kayalıklardadır oğlum. Наконец-то мы добрались до перевала. Sonunda geçide gelmeyi başardık. Şükürler olsun, başardık. Yoldayken birilerinin bizi izlediğini hissettim. Etrafta garip fısıltılar duydum. Hatta bazen ağaçlar arasında hareket eden bir gölgenin anlık bakışını yakaladım. Omzumun üstünde birilerinin nefesini hissettiğim dakikalar oldu. Birinin botları altında karların kütürdediğini duyuyordum. Ve o tarafa döndüğümde hiç kimse olmuyordu. Bu yerin korkunç bir delilik merkezi olduğu izlenimini edindim. Hiçbir şey olması gerektiği gibi görünmüyordu. Tam bir kabus gibiydi. Daha sonra cesetleri bulduk. Bir şey bana bakmamamı söyledi. Sanki o bir şeyler olacak gibiydi. Ya da belki sadece kafamda oradan aşağı in git diye sürekli tekrar eden bir ses vardı. Şimdi bile net bir şekilde duyabiliyorum. Sonra aşağı indim ve geride kalan dördünü buldum. Bakışları... Tanrı aşkına, onlara ne olmuştu böyle? Detayları bir şekilde tarif edemem. Ezilmiş kafatasları, bükülmüş kol ve bacaklar, kesilmiş yanmış, yırtılmış deriler. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Deliliğin ya da hastalıklı bir deneyin tüyler ürperten bir resmi gibi. Birisi ya da bir şey onlarla oynamış ve parçalanmış oyuncaklarını ormana bırakmış gibi. Ruhuma yavaşça fakat kesin olarak deliliğin hücum ettiğini hissettim. Sistem. Ben okudum. Kral benim. Ben okuyduysam sen susacaksın. Ben de buradan kaçacağım. Ya ve bir tane de o hayaletlere denk gelmedim. Görüyorsunuz değil mi? Çok sinirlendim ama. Öyle bile değil ya. Nasıl bulamam? Dedim ki nasıl? Nasıl dedim. Şimdi bir de gidecek yolu bulursam. Hıçkırırım vallahi bu olaya. Burada bir şey daha var. Kamp alanı buldum. Yoksa zaten bulmuş muydum? Aynen kanka, zaten bulunmuşu bulmuşum. Aynen. Nasıl yaptım lan ben yine bunu? Yani yetenek başka bir şey be. Herkes de olmayınca anlayamıyorsunuz tabi. 54-61. Var mı daha şeyi? 51'i var. 51'e 30. Burada. Burada. Yani şu. Oraya bence fışınlanarak gidelim. Işınlanarak uzun sürer, o yüzden fışınlanarak gidelim dedim. Hadi bakalım. Oğlum hakikaten çok hızlı ışınlanıyorlar. Şu doğrultuda olduğunu düşündüğüm yere gidiyorum. Çünkü bak şu anda şuraya bakıyorum, tamam mı? Böyle geleceğim. Şuradan ya işte öyle. Aynen. Siz bilmezsiniz. Oğlum hakikaten oyun çok şey yapıyor lan. Yani beyin gidiyor yani. Beyin yoksa rahatsın ama.
Ben bazen rahatlıyorum, beyni çıkarıyorum. Öyle takılıyor, takıla takıla gidiyorum böyle. He diyor. Şimdi yolumuz şu olsa gerek. Aynen. Sağdaki yol buysa, o zaman bir de solda bir yol olması gerekiyor. Bakalım. Bilmiyor. Ben bilmiyorum. Buradan hiç geçtik mi lan? Yeni noktalar değil mi buralar? Bak size yepyeni yerler gezdiriyorum. Çıldırdık, ağladık, bağırdık, çağırdık, kudurduk, ağladık ama sonuçta bulduk. Meğerse benim o süper ötesi kedi gibi reflekslerim yüzünden o notu bir türlü bulamıyormuşum. Я выбрал тебя. Пикачу мы? Seni seçtim. Sen olağanüstünsün. Tıpkı benim gibi. Но ты сходишь с ума, друг мой. Nitekim aklını kaçırmak üzeresin arkadaşım. Yavaşça boşluğa kayıyorsun ve sana yardım edebilecek kimse yok. Dibe vardığında seni bekliyor olacağım. Bu ne ya? Abim her yer bir yere gidiyor ya. Bu ne ya? 3 tane yol var ya. 2 de değil ya. Dur şu sağda soldakine de bir bakayım. Hatta 4 tane. Dinlendin mi? Koşalım. Belki dedim not buralarda bir yerlerdedir. Ama bir meydandaydı not, evet. Bakayım. Aynen. 50'ye 30 değil mi ya? 51'e 30 işte, tamam. Al. Burada bir yerlerde olması lazım. Ben neredeyim o zaman? Ben burada değil miyim işte, bak. Belki de değilimdir. O zaman şuradan... Ya bu sefer de tünele giriyorum. Çekmiyor bu sefer de ya. Biz buradayızdırmış mı? O zaman bir dakika. Tünele girmiyorum. Buradan dümdüz devam ediyorum. Şu an haritada gördüğüm şekilde ilerliyorsa eğer. Tünele girmedim. Devam ediyorum. Sonra boşluktan... Şey olacak, öyle ya. Ya neden sürekli tünel var buralarda? Bu kadar tünel yoktu ki. Ama burada tünel göstermiyor. Hay Allah belanı vermeye. Bu ne lan? Ha? Bir dakika lan. Ha evet. Buradan yukarı çıkıp oradan geri döndüm. Tamam. Ha. Ne güzel. Ya. Ben öyleyim. Sinirlenirim, çemkiririm. O tünel geri dönen bir tünel. Aha. Burasıymış yol. Hissediyorum ya, yaklaştık nota. Böyle neredeyse tadını alabilecek gibiyim yani. Kokladım, koklayacağım. Bak gördün mü?
Erken mi salladık lan? Olabilir. Biraz erken atmış olabilirim. Erken öten hozorozun kafasını keserler. Erken atan yayıncının da kafasını, ne bileyim, küserler herhalde. Yani. Aha bakın. Ne dedim ben size? Notun kokusunu alır gibiyim demedim mi? Dedim değil mi? Hay maşallah. Bunun şerefine bunu okuyacağım. Okuyamayacağım ama Ölüm Vadisi. Ya. Saha Cumhuriyeti bilim adamı ve uzmanı. Ya oğlum çok kötü. Siz bunu okuyun ya. Ha böyle tuttum. Durdurun okuyun ya. Yeter. Şimdi bir tane daha buldum. Neyi buldum? 51'i buldum. 51 nerede? Aa yo, 51 bulmamışım. Bu ne lan? Lan oğlum 47'ye 32 bu. Lan 45'e se... Lan oğlum bu ne? Lan listede bile yok bu. Benim burada bulma... Aa yanlış yerde bulmuşum. Hadi ya. Nasıl oldu ki lan bu olay? Ha. Aha kilise. Aha kilise değil yani. Aha kilise. Aha kadın. Kadın 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 kadın. Ya abi bir yere, hiçbir yere böyle düz şey yapamıyorsun, gidemiyorsun ha. 72 kilometre öbür tarafa gidip... Ne oluyor lan? Sonra geri gelmen gerekiyor, böyle bir şey yok ya. Ağzını bıngıldan çem çürdüğüm. Aa, ulan ne oldu? Yarık var. Hay anasını eşekler, bildiğin kovalasın ya. Aha. Not mu lan o? Ayak izi lan bu. Not değil oğlum bu. Bak fışık fışık diyorlar. Oğlum burası yukarıdan da karışıkmış lan. Karışıkmış. Rüküş değilmiş. Yok ya, buradan aşağı atlarsam ölürüm değil mi? Aşağısı yok değil mi? Var lan. Yok lan. Evet yok. O zaman nasıl geçeceğim karşıya? Geçiş olmayan bir karşı yapmışlar. Her yer bir yere gidiyor abi. Her yer bir yer. Oy. Aha. Yo. Lan oğlum yukarı yukarı ne? Aha. Yine not buldum. Ben bulurum. Ben öyleyim. Şimdi şu bölgede bir yerlerdeyiz. Bakayım notu alınca. Bunu okurum ya, bu kolaymış. Doktor Grigor Anatoviz neyle Atanoviz. Doktor Grigor Atanoviz anomali 0H/91 hakkındaki ifadesi. Daha önce böyle bir şey hiç görmedik. Etkinlik standartlarının üstündeydi. Enerji değerleri akıl almaz derecedeydi. Doktor Pietnik'i hatırlıyorum. Şarkı mırıltısı duyup ışıktan meleklerin geldiğini söyledi. Anomaliye uzun süre yakın durmanın oldukça tehlikeli olduğu apaçık ortadaydı. Buna rağmen daha fazla test yürütmeliydik. Ve bu nedenle mahkumları kullanmaya karar verdik. Aa. Bölüm 22 bu yüzden oluşturduk diyor. Bakayım neredeyim. Oğlum burayla alakam yok lan benim yine. Burası kilise ha. Olsun. 57'ye. Oğlum 57 yok lan. 57 yok. 58'e 24 diye bir şey yok.
Ben niye olmayan şeyleri buluyorum ya? Bana ne ya? İstemiyorum ya. Ben bulmam gereken şeyleri bulmak istiyorum sadece. Atarım kendimi ha. Hay Allah, nasıl buluyoruz da bulamıyoruz aslında. Şu ağacı karşıya doğru devirsem aslında olurmuş gibi duruyor ama. Bu öyle bir oyun mu? Öyle devirmeli mevirmeli bir oyun mu? Şuradan aşağı kendinizi atarsanız. Şuraya doğru gideyim. Oraya sadece baktım not var mı diyerekten. Yoksa bu tarafa gideceğimi biliyordum. Ya Allah'ım ya, bu ne lan? Ay ay. Sinirlendim, sinirimi atıyorum biliyor musunuz bir yandan şu anda? Farkında değilsiniz. Çok çektirdi bana ya. Oğlum köprü varmış lan. Daha hızlı olmalısın. Allah! Ya oğlum ya. Ama nefes nefesi şu anda ya. Abi baksana, ah. Depar yok. Çabuk. Hah. Allah belanı, bir şey oldu. Çağ düşüyor. Canım çağ kebabı istedi lan, çağ diye şaka yaparken. Hay anasını ya. Allah 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 Allah. Oğlum lan, Allah Allah. Ha. Ben acıktım ya, belli. Aşeriyorum. Evet, şimdi şuradan yukarı kiliseye gidiyor belli. O konuda çok netim yani. Kesin biliyorum yani. Garantili yani. Ama kilisenin çanı... Lan bu ne lan? Lan bir dur! Lan çıkın! Ben şuradan geçeyim. Aa, oradan değilmiş lan, kilise buradanmış. Ben zaten buradan olduğunu biliyordum. Geldim geldim. Aha. Duman oluyor. Duman oluyoruz. Duman oluyorlar. Duman. Açıl açıl. Açıl da, hiç senden kaçacak durumda değilim şu an. Ha, duman geliyor. Canavar mı, canavar tanımam vallahi. Oh be. Şimdi notumu da alırım. Bak bu not. Şuradaki not, seyret. Güneş batmaya başladı. Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum. Ormanın ortasında duruyormuşum gibi. Aslında ne olduğundan emin değilim. Ağaca kendi kanımla yazıyorum. Kendi adımı. Anton. Hayır, benim değil. Onun. Güneş batmaya başladı. Turuncu sis her yerde. Turuncu sis ormandan cesetlerinin geldiğini görüyorum. Bir çığlık duyuyorum. Dehşetli, korkunç, korku veren bir çığlık. Benim sesim bu. Sanırım öyle. Anton nerede? Nereden geldi? Nasıl geldi? Bu benim sorularım lan. Ben bazen saçmalarım. Güneş batmaya başladı. O biçimde. O biçimde ne lan? O kafamda. Ha, o içimde, o kafamda. B'yi nereden buldun? O gözlerimin içinden geliyor. Gözler ruhu açılan pencerelerdir. Onun ruhu yok. Anton nerede? Sonu olmayan bir uçurum. Ya sen ne diyorsun dayı ya? Allah'ını seversen, sana soğuk çarpmış. Ve sen ne dedin? Bak burada. Oh be. Anton nerede? İçinde, içinde. Turuncu duman. Cesetler her yerde. Anton, bızıkla beni. Bu ne lan? Bölüm bitiriyorum ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Vallahi bitiriyorum.